Herkese merhabalar. Herkese Dublin'den, İrlanda'dan keyifli akşamlar dostlar. Umarım iyisinizdir ve hafta sonunuz, cumartesi akşamınız güzel geçiyordur. Ben de bugün sizlere mutfaktan yayın yapıyorum. Neden derseniz sabahtan beri hem odamda hem salonda geziniyorum. Vallahi en iyi ışık burada var. O yüzden videomuza buradan devam edeceğiz. Her neyse gelin gelelim bugünkü videomuzun konusuna. Bugünkü videomuz hepinizin merakla beklediği ve yakından takip ettiği bir konu olan İrlanda ve yurt dışında kariyer 101 videosu. Peki bu videonun amacı ne? Siz genç adamlar, genç kadınlar ve iş hayatında hali hazırda çalışan profesyoneller hepiniz yurt dışına gelip kariyerinizi buradan devam etmek istiyorsunuz. Hayatınızı yurt dışında yön vermek istiyorsunuz ve tecrübelerinizi tecrübe katmak istiyorsunuz. Ben de bunu gayet tabi anlayabiliyorum. O yüzden bugün sizlerle yurt dışında iş görüşmeleri nasıl işliyor? Mülakatlar kaç aşamadan oluşuyor? Her aşamada size ne gibi sorular soruluyor ve total olarak bu işlem nasıl tamamlanıyor ve iş teklifini ne zaman alıyorsunuz? Bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca yine mülakatlarla ilgili ben size birkaç ufak tüyo vereceğim. Böyle başlayacağız. İsterseniz gelin öncelikle iş mülakatı startı nasıl oluyor? Bu işe nasıl giriyorsunuz? Ondan biraz bahsedelim. Siz buraya işte LinkedIn ya da diğer platformlardan başvurular yapıyorsunuz şirketlere. Ve sizin başvurularınız şirketlerin insan kaynakları departmanına gidiyor. İnsan kaynaklarındaki kişi sizin CV'nizi incelediğinizde, özgeçmişinizi, eğer CV'nizi dikkate değer buluyorsa, işle alakalı buluyorsa, sizde ilk iletişime geçen kişi o şahıs oluyor. Peki nasıl iletişime geçiyor sizde? Genelde mail atıyor arkadaşlar. Bu mailde ne oluyor? İşte merhaba, ben A şirketinden X kişisi. Müsait olduğum bir vakti söyler misin? Senle işle ilgili 15 ila 30 dakika arası konuşmak istiyorum diyor. Şaşmaz, %90'ı böyledir. Bazen direkt telefonla ararlar. Direkt sorarlar, hani müsait bir vaktini söyler misin senle işle ilgili konuşalım diye. Ama genelde ilk başta mail atılır arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Siz ondan sonrasında o maile cevap verirsiniz, hani uygun olduğunuz bir vakti. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ne olursa olsun zaten hani hafta içi bir zaman aralığında görüşeceksiniz. Hafta sonu olmaz bu görüşmeler. Siz de hali hazırda çalışıyorsanız mutlaka uygun olduğunuz, işinizin sakin olduğu bir saat dilimini verin. Yani yoğun olduğunuz bir saati vermeyin. Bu sefer yapacağınız görüşmeden ne karşı taraf bir şey anlar ne siz bir şey anlarsınız. O yüzden lütfen ilk yapacağınız şey sakin olduğunuz bir saat dilimini verin. Mesela ben genelde sabah 9 ila 10'u tercih ederim. Yani 10-10.30 bandı bence en ideal zamanlar. İşimin sakin olduğu zamanlar. Ardından arkadaşlar siz dediğiniz saatte sizi insan kaynakları yetkilisi arar. Size neler soruyor? Ondan bahsedelim biraz da. İlk başta şöyle bir sizin özgeçmişinizden konuşmanızı bekliyor. Genel olarak küçük notlar çıkarıyor kendisine. Neden not çıkarıyor? Bir sonraki aşama için, bir sonraki sizle görüşecek kişi için küçük notlar çıkarıyor. Bu genel bir şey. Bir genel görünümünüzü almak için. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bir vesikalığınızı çekiyorlar gibi düşünün yani. Öyle. Küçük notlar alıyor sizle ilgili. Yaptığınız işle ilgili. Ve işin kendisinden bahsediyorlar. Biraz işin tanımından falan bahsediyorlar. Size nasıl bir iş olduğundan bahsediyorlar. Herhangi bir şekilde bu aşamalarda maaş falan konuşmazsınız. Sakın o hatayı yapmayın. Sakın maaş konuşmayın. Sakın. Bunları hiç sormayın. İlk görüşmede yapmayın. Çok kötü bir intiba bırakırsınız. Öyle söyleyeyim. Akıllı olun biraz. Her neyse bu aşamayı eğer geçtiyseniz, bakın ilk görüşme olabilir ama ilk intiba çok önemlidir. O yüzden bu aşamayı iyi geçirmeye bakın. Zaten karşınızdaki insan işe dair çok bir şey bilmiyor. O sadece insan kaynaklarında çalışan insan. Sizin yapacağınız ikinci ve üçüncü görüşme genelde belirleyici oluyor. Her neyse eğer olumlu geçtiyse size maille dönüyor. İkinci görüşmen için şu şahısla görüşeceksin diyor. Tarihi ve saatini söyler misin diyor, bize uygun olduğun bir tarihi. Ona göre o gün o görüşme ayarlanıyor. Görüşmeyi nasıl yapıyorsunuz? Bu sefer phone call dediğimiz telefon görüşmesi olmuyor. Video konferans dediğimiz video call yapıyorsunuz görüşeceğiniz kişiyle. Bu görüşeceğiniz kişi de genelde sizin çalışacağınız takımdan ya birisidir ya da o takımın takım lideridir. Genelde böyle olur. Yani daha böyle bir detaya inersiniz. Fark ettiyseniz bir girişi yaptık. Şimdi detaylara ineceğiz. Saatiniz gününüz ayarlanır. O gün siz video konferansa katılırsınız. Bu arada video konferansa katıldığınızda mesela şu anda benim üstüm görüyorsunuz, polarım falan var. Böyle bir şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Yani gidip böyle Türkiye'deki gibi takım falan giymenize gerek yok. Ya giymeyi tercih edebilirsiniz ama inanın bana umursamazlar. Yani önemli olan sizsiniz, sizin tecrübeleriniz, işe olan uygunluğunuz, takım elbiseniz değil. O yüzden böyle dress code dediğimiz yani hani giyim tarzı falan hani dağınık olmadığınız sürece şöyle bir polarla da ikinci görüşmeye gayet güzel girebilirsiniz. Zaten bedeninizin aşağısını görmüyor, sadece şu kadarlık bir kısmını görüyor. Her neyse. İkinci görüşmede de arkadaşlar kişi ilk başta kendini tanıtır. O takımın dediğim gibi ya yöneticisidir ya da o takımda çalışan biridir. Ve size kendi tecrübelerinizle ilgili daha önce yaptığınız işlerde dahil sorular sormaya başlar ve o da not almaya başlar. Peki niye bu soruları sorar? Şu anda başvurduğunuz işle hali hazırda yaptığınız işin bir alakası var mı? Bunu ölçer arkadaşlar. O yüzden vereceğiniz cevaplara dikkat edin ve ikinci görüşmeye girmeden mutlaka hem karşınızdaki insanla ilgili, hem şirketle ilgili, hem de yapacağınız özellikle işle ilgili
İş açıklamaları kısmını mutlaka okuyun. Yani ezbere konuşmayın. Anlatabildim mi? İşin sorumlulukları ne? Benden beklenen şeyler ne? Benim şu andaki işim ne? Ben bunları nasıl karşılayabilirim? Cevaplarınızı da buna göre verin. Kesin ola kesin heyecan yapmayın. Sakın ola sakın hikaye anlatmayın. Yani bu çok anlaşılır bir şey. Size çünkü role play dediğimiz sorular sorar. Şöyle bir durumda nasıl tepki verirsin der. Ya da şöyle bir durum oldu, bunu nasıl çözersin? Böyle sorular sorar. Mesela bir örnek bir soru ben size söyleyeyim. Çok sorulur bu. İşte bir yanda bir müşterim var. Onunla ilgilenmek durumundasın. Bir mail var. Bir ona cevap vermek zorundasın. Bir yandan da takımla bir toplantın var. Ona da gecikeceksin. Hangisini yapmalısın? Bunu sorabilir arkadaşlar. Bunun amacı ne? Senin zamanını, yani time management'ı, zaman yönetimini nasıl yapıyorsun bunu görmek. Yani ve tutarlılığını ölçmek. Baskı altında nasıl tepki veriyorsun ve önceliklerini yapabiliyor musun? Priorities diyoruz biz onlara. Öncelikleri düzgün sıralayabiliyor musun? Bunun ise cevabı, sorunun cevabı şu olur. Benim için en öncelikli şey neyse ilk başta onu yaparım. Sonra bir sonrakini yaparım, sonra bir sonrakini yaparım. Bu budur arkadaşlar. Bir işin bir önem sırası vardır. Önem sırasına göre akar. Bu cevabı verirseniz rahat edersiniz. Mesela ben size bir örneğini verdim. Böyle. Her neyse, bu kişi de size böyle role play dediğimiz böyle küçük hani senaryolar yazaraktan böyle bir şey. Size tecrübenizi ölçmeye çalışır, cevaplarınızı ölçmeye çalışır ve not alır sürekli. Bu notun ayrıca diğer bir sebebi de bir sonraki görüşmedeki kişi için. Bir sonraki görüşmede o projenin yöneticisiyle konuşuyor olabilirsiniz. Ya da işte çalışacağınız bölümün, departmanın departman müdürüyle. Ya da atıyorum işte bölüm şefiyle, artık her neyse onunla görüşüyorsunuz. Bir üste çıkarsanız, dikkat ettiyseniz ciddiyet sırası da artmakta. Bu da aslında size şu ağırlığı da veriyorlar. Bak, sen ciddi bir noktaya doğru gidiyorsun, ona göre. Üçüncü görüşmede ise arkadaşlar genelde şirketle ilgili bilgin var mı? Bunlara çok dikkat ederler. Yani bizim vizyonumuzu, misyonumuzu biliyor mu? Bizde yani bizim önem verdiğimiz şeyler ne? Bizim işte company value derler. Şirket değerlerimiz neler? Yani bunları bir bilmeniz beklenir. O yüzden mutlaka her zaman diyorum, hangi aşamada olursa olsun ilk telefon görüşmesinden tut son görüşmeye kadar çalışacağın ya da iş görüşmesi yapacağın şirketi bil. Bu adamlar ne satıyor bil. Bu adamların yaptığı iş ne bil. Sen ne yapacaksın bunu bil. Bunlar çok önemli. Bunların vizyonu ne? Bu şirket ne zaman kurulmuş? Bu şirket hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Bu şirketin işte büyüme hızı ne? Kaç tane çalışanı var? Böyle şeyler. Hani bunlar yan bilgidir ama cebinde kalsın, lazım olur. Yani çünkü iş görüşmesi dediğin şeyin tamamı senin kendi tecrübelerini marketing yapıp pazarlaman. Kendini ne kadar iyi pazarlarsan işi o kadar iyi cebine koyarsın. Öyle düşünebilirsiniz. Her neyse, ikinci görüşmenizde güzel geçtikten sonra dediğim bu şefle görüşürsünüz. Bu insan genelde işle ilgili çok şeyi bilen insan değildir. Çünkü onun işi seni yönetmek. O yüzden o sana biraz da yönetim bandından sorular sorar. Senin tutarlılığına bakar. Nasıl bir tutarlılığa bakar? İkinci görüşmede verdiğin cevapları üçüncü görüşmede veriyor musun? Yoksa oynuyor musun? O yüzden oynamayın arkadaşlar. Tutarlılık önemli bir şey. Lütfen cevaplarınızı net bir şekilde, tıpkı ikinci görüşmede ne söylediyseniz üçüncü görüşmede de yine ona yakın ya da onunla aynı şeyleri söylemeye bakın. Çünkü hani cevaplarınız değişirse şey diyebilir, ya bu duruma göre atıyor bizce. Yani hikaye yazmayın. Neyse o. Ve çok önemli bir tavsiyede bulunacağım. Lütfen doğal olun. Yapmadığınız hiçbir işi de satmaya çalışmayın arkadaşlar. Yani yalan söyleyerek bir şey elde edemezsiniz. Dürüst olun. Bildiğinize biliyorum deyin. Bilmediğinize bilmiyorum demek yerine alternatif bir cevap vermeyi tercih edin. Öyle söyleyeyim. Yani biraz burada tamamen sizin pazarlama şeyinize kalmış. Kendinizi, yeteneğinizi açık söyleyeyim. Biraz böyledir. Burada çünkü o saatten sonra senin okuduğun okul, bir önce çalıştığın tecrübe, tam bunların önemi var. Ama inan bana o an yok. O an bu adam kendini bana pazarlıyor mu? Ben seni niye alayım? Bana bir sebep ver. Ben de size diyorum ki koyun olmayın, kurt olun. Kurtlar sevilir, koyunlar sevilmez. Yani şirket koyun aramaz, kurt arar. Öyle söyleyeyim. O yüzden istediğinizi alın. Biraz o hırçınlığınız olsun yani. Hani istediğimi almayı biliyorumu göster karşımdaki adama ki şey desin. Tamam, bu adamda kendine özgüven de var. Bu işin altından kalkar. Bunu verdikten sonra arkadaşlar son görüşmeniz, eğer bu görüşmeyi de başarılı tamamladıysanız, dördüncü görüşme, bazı şirketlerde beş de olabiliyor. Dördüncü görüşmenizi insan kaynakları yöneticisiyle yaparsınız ama bu sefer sizi yani işe alımınızı yapacak yöneticidir bu. Bu ilk aradığınız kişi değil. Bu insan kaynaklarında işe alımınızı yapacak yönetici. İşte tam da burada maaş görüşmesi konuşulur. Ne kadar bekliyorsun? Bakın, bu pazarlığı da iyi yapın. Böyle pırsıp kalmayın bir köşeye. Tamam, o kadar bak zorlukları geçtin. 4 aşamayı tamamladın artık. Hani 3 aşamayı geçtin pardon. 4 aşama, artık istediğini söyle. Bunu da söylerken biraz piyasa araştırması yapın. İşin, atıyorum İrlanda'da ne işi diyelim? Kalite analisti işi.
Bu işin ortalama maaşı ne İrlanda'da? Bunu nereden öğrenebilirsin? Glassdoor elinin altında. Hemen Google'da bak. Bak bakalım ne kadar veriyorlar bu işe. Buna bak. Buna baktıktan sonra teklifini yaparken de bu bantlara yakın konuş. Anladın mı? Tecrüben varsa kendine güven. Güzel bir fiyat söyle. Ama bu bantların üzerine çıkma. Atıyorum ortalama senin yaptığın işe İrlanda'da 40 bin euro veriliyorsa gidip 60 bin euro deme. Onu sana kimse vermez zaten. Güler geçer. Yani bitersin. Direkt orada biter yani o iş. Öyle olma. 35 mi? Mesela atıyorum 40 mı bandı? Sen 35 de 36 de. Yani 40 da diyebilirsin. Sıkıntı yok. Onlar zaten sana olabileceğini söyler. Sana direkt insan kaynakları yöneticisi, o müdür sana söylüyor. Bizim bu rol için önerebileceğimiz fiyat bu diyor. Yani artık o saatten sonra alıp almamak sana kalmış. Onun dışında tabii ki de bu maaş brüttür. Bir önceki videomda da söylemiştim. Brüttür. Hemen atlamayın. Türk parasıyla çarpmayın. Eğer ilk defa geliyorsanız beni o konuda hani direkt söylüyorum bunu. Türk parasıyla çarpmayın. Burada euro yiyoruz arkadaşlar. Euro kazanıp euro yiyoruz. Yani biz Türk parası yemiyoruz burada. O yüzden lütfen Türk parasıyla çarpmayın. Bunu ben yani çarpmayın desem de çarpacaksınız da yapmayın. Lütfen yapmayın. Çok saçma oluyor çünkü. Neyse. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bir de size önerdikleri maaş yıllıktır, brüttür. Neti kendiniz hesaplarsınız. Size vermiştim siteyi. Deloitte'den giriyorsun. Bakıyorsun net maaşın ne kadar. Oradan bak. Yıllık maaşını da gör net, aylık maaşını da 12'ye böl gör. Olay budur. Onun dışında bizim perks dediğimiz şeyler. Perks ne? Senin yanakların. Yıllık iznin. Şirkette yeme içmen, kahvesi, oyu buyu. Bunlar genelde bütün şirketlerde var arkadaşlar. İnanın bana çok böyle şey bir durum değil bu perkler. Aa şirkette sınırsız yemek yeme özgürlüğü falan. Ya arkadaşlar hiç bunlara düşmeyin yani. Her şirketin yemekhanesi var. İşte kahve makinesi var. Bunlar çok basit şeyler burada. Anlatabildim. Belki Türkiye'de bazı yerlerde yok ama genelinde de var diye düşünüyorum. Her şey zaten burada hani orada ne sunuyorsa burada da var. Spor merkezi var evet. Duşa kabini var. Duş alabiliyorsun işte evet. Ya bunlar çok doğal burada. O yüzden bunlara da böyle kanmayın. Önemli olan senin maaşın. Biraz da bonustan konuşurlar. Bonus HR'ın seni vurma yeri insan kaynaklarının. İstediğin maaşı vermezse şey der mesela. 30 verelim artı 6 bonus verelim falan. Bunları yeme mesela. Bunu yeme. Çünkü bonus garanti bir şey değil. Performansınla alakalı. Her zaman aynı performansı gösteremeyebilirsin. İnsansın. Ondan dolayı bunlara çok dikkat edin. Yani o yüzden her zaman ilk başta base maaşınızı konuşurken lütfen ne istediğinizi bilerek konuşun. Atmayın. Atmayın ama lütfen atmayın yani. Öyle. Güzel bir şekilde geçirin. Kendinizi güzel pazarlayın. Ama bu bir karpuz ticareti de değil. Bunu bilin yani. Böyle işte ben 40 isterim 35 yani anlaşma yapmıyorsunuz. Tamam. Yani bir anlaşma vardı. Hani hayvan pazarlığı yok orada yani. Normal bir iş görüşmesi. O yüzden gayet profesyonel olun. Bu güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde geçirin. İşlem böyle bitiyor. Peki bu ne kadar süre alıyor? Total olarak benim hani arkadaşlara söyleyeceğim maksimum 2 haftaya geçmez. Bütün bu gelişmelerin tamamlanması, sizin işe girmeniz falan 2 hafta. 2 haftada bu iş tamamdır. Siz de şirketinize başlarsınız. Hayırlı olsundur. Sponsorlu işlerde böyle, normal işlerde açıkçası böyle. Benim size bu konuda anlatacaklarım böyle. Mülakatlarla da ilgili zaten yayın boyunca sizlere tüyolarımı verdim. Gerçekten arkadaşlar doğal olun, rahat olun gerçekten. Hani böyle korkmayın. Aa işte ben bu şirkette görüşmeye gireceğim. Aman tanrım çok heyecanlıyım. Ya beni almazlar. Yani karamsar olmayın. Ne istediğinizi bilin. Ne yaptığınızı da güzel aktarın. Yani özgeçmişinize yazdığınız şeyler sizi yansıtsın mutlaka. Gereksiz kelime, laf kalabalıkları mutlaka yapmayın. Çünkü yapacağınız görüşmeler en fazla 45 dakika sürüyor. O yüzden hani net, doğru atış, nokta atışı yapın. Ve mutlaka benim anahtar kelimeler dediğim şeyler var. Bunu da iş kısmında, iş açıklamasında bulursunuz. O işin sorumlulukları ile ilgili konuşun ki karşınızdaki insan o işi anladığınızı, bildiğinizi anlasın. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu ilk serinin videosu. İkinci videoya da bakarız. Devamını getireceğiz mutlaka. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Sorularınız olursa yorumlarda yine yazarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir akşam ve güzel bir hafta sonu olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.